Oy oy. Ve Niagara kanki. Oy oy oy. Dokimoktumun. Oy oy oy. Gençler merhaba, videomu hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle beraber leaking on the yeraltı yapacağız gene. Her zamanki stil, her şeyin bir başına on the'mız var yani. On the beach'ten gelme bir olay. Karşı jungle master key. Hiç iyi edemem. Benim olayım şampiyonların adıyla, itemlerle dalga geçmek. İtemin adını değiştireyim. Karşı şampiyonun adını değiştireyim. Ve Antinkund'in isimler bulurum ben. Öyle yapınca daha çok eğlenceli oluyor. Niye bilmem. Sarıyor yani. Z'den bir jungle diff yazısı geldi orada. Eyvallah Z'ciğim. Dediğimizden başlayalım. AD kasacaksın. Slow'u koydum da adamı kaçamasın elimden. Çatır çutur kesiveren Blue Smite'da seri seri tag atacağız. Yani tag. G ile tag stilimize devam edeceğiz. Bizim adama bir dayılık yaptı orada. Neyse. Yani bizim çocuklara dayılık yapamazsın Koçero. Adamın Blue'sunu Q attım. Bak hemen gitmen Q'ya. Ha, böyle geldiğinde adam. Çalıda olursanız yani en azından kaçma fırsatınız olur. Bak adam nereye geçeceğini şaşırdı. Zed bütün skillerini attı bana. Böyle bütün skillerini atarsa ağzına vurarım ben Zed'in. Bir de salakça bir flash attı. Bariyer Zed, bariyer. Kestim adamı. FB'yi aldım. Sion daha yürüm eğer. Hindi yürüdü bak Sion. Adam SS ver de ben adam görüyorum. Bu arada tam zorlan da Sion'u keseriz diye planlandı. Sion gelirken Magirelli arkadan kapattı. Böyle durumlarda karşı takımın adamı gelirken sizin adam da geliyorsa ortada kalana dalın. Yani dönün oradan arkadakine dalın. Gene bir çakallık yapıp bekliyor baba. 450 vuruyor Smite. Hemen gittim çaldım. Adam panikle Smite attı. Onun da flash'ını aldık. Ganerele oynuyoruz. Ganerele. Bak hala orada oyalanıyor. Bu adam ölmek ister arkadaşlar. Bak şu an adam tilt on the tilt. Hunharca tilt adam. Niye? Adamın flash'ını aldık, cartını aldık, cürtünü aldık. Bir de ormanda kestik utanmadan adamı. O yüzden adam şu an tilt on the tilt. Scuttle alıyorsun. Ta boss saydım ha, girmedim bile bak. 3 dakikada 2 kill'e kavuştuk. Bir sürü flash, cart, cürt aldık. Boss side'e inmem lazım. Çünkü bottom duruyor. Boss side'e inmem lazım. Adam kulenin altında daha ne bekleyin diye. İrelyacığım. Ağzına bir çakarım tokadı, nereden geldiğini ararsın. Adamla fight yapan sensin. Bak Master Key bunu kesiyormuş. Yetiştik, hemen geldik. Onu almak isteyecek ama alamayacak çünkü biz Smite'ı daha iyi atıyoruz. Adam panikten Smite'ı atıyor, alamaz. Bak şu an Master'ın yerinde olmak hayatta istemezdim. Niye? Blue'sunu kaptırdı, öldü, flash'ını kaptırdı. İki de nasıl katılıyor derdi. Oyun domine ettik, karşı jungle tilt oldu. Zaten Master Key. Master Key'i öl de düşüreceğin kazamaz. Tag atmaya başladın daha zaten bir bok yapamaz. Bak mid'e gitmiş, gördük hemen oradan esas çaktım. İrelya nişlen dostum. Ne yapıyorsun, bana bir açıklama getir. Bak. Bak. Oynayışa bak, şu adamın oynayışa bak. Gelme yazıyor bir de. Böylesin işte, tutacaksın böyle kafasını koparıp da bir köşeye attıracaksın. Free kill baba. Ölme yeter ki, bak benim lane'lere her zaman söylediğim şey. Birader 1v1 girmeyin. Kahramanlığa çalışman. Ya illa 1v1 adamı keseceksin diye bir şart yok yani. Hata yaparsa kesersin de. Hata yapmadı, bir şey etmedi. Bir de kötü oynadın vs'yi kaybettin. Öldün mü? Tamam, bitti senin için o lane. Oyunu açar gider karşında adam. Ama beklersen en azından ya ormancın gelir keser. Farm yap ya. İrelyasın zaten. Hani sadece İrelya için değil de. Genel olarak diyeyim. Flash'ım da olduğundan Zed'i bir yönetleyelim. Direkt ultiyi çak, Q, Q. Adamın sütun atmasını bekledim. Bak E mi atmadım. E'yi niye atmadım? Aha. Zonya'yı koyduk. Sütunu da yemedim. Adam hunharca tank da kill'i aldım. Gider ayak kill'i aldım baba, ben ona bakarım. Kill'imizi aldık biz. Montag itemi çıkalım, Yasuo'muz var. Montag itemi çıkılır yani. Böyle bir Montag ül fesbatlar gelir gibi hissediyorum. Botta bir katliam yaşandı. AD leaking güçlü de. İşte AD leaking her durumda iş yapma abi. Ben zevkine çıkıyorum bazı da. Yani bazı hem karşı takım önemli bu işte. Bunu aradan çıkar vuralım şu çerezi. Flash atmayacağım zaten, yetişebileceğim için skillim de dönecek. Q'yu çaktım, kestim. Bak karşı Z var midde. Midde Lissandra olsaydı mesela
A değerli king yapsan neye yarayacak yani? Adam ultiyi bir çakıyor ağzına, baka baka ölüyorsun yani. Zaten tek yiyor çar. Bir de focus yiyoruz biz genelde. Dördüm Lee Sin var focus'ta. Taba bir uğrayalım bu arada. Bak Fire'yi kill aldı Irelia. Bir de geberecek şimdi. Fire'yi killini al otur dostum. Ölme yeter ki ben bir yerlerde kasar gelir senin karşında adamı da keserim. Alamet alıp base atacağım bu arada. Alamet önemli. Adam 3'te 3'ü dayadı geçti. Herif Bora'yı çıkarttı bizimkilere. Çalı da base'inizi atalım. 1400 gold var, harcayalım bunu. Monta git hemen çıktım. Top lane'de bak Master Key'yi gördük minimap'ten hemen. Esasimizi çakalım. Takım da görsün diye. Benim Blue'yu yorukmuş ibine. Benim Blue'yu yorukmuş herif. Bota bir gidelim. Yasuo'nun ultisine 5 saniye var. Yone'yi bir keselim. Saldım shutdown olduğundan Yasuo oyuna geri dönsün diye. 2 kill'i salıvıralım. Motor eder zaten Yasuo. Ben zaten kastım. Böyle kasıp da geldiğinizde herkese tek atabiliyorken gelip bir iki kill salıvacağınız tamam bitti. Alamet de var zaten bende. Beleş plate alacağız burada. Herifler ta yeniliğe doğdu yani base'deler daha. Master Key gelse zaten tutamayacak. Yöne YouTuber diff oldu yazdı. Dediği gibi birazcık öyle oldu. Lee birincisi diff. Master Key'i gördük orada yukarıdan geliyor. Pink Ward'ı kırıp cayıracağım. Bunlarla kapışmaya niyetim yok. Zaten 1200 gold var. Brent ormanda geziyor bizim. Ne işi varsa bak. Aha Master Key. Master Key'e Montagül Fesbaton'du. Tek attık. Bekle Yonkyo'yu. Bunu da aldık. Güzel. 3'te 3'ü hanemize yazdırdık. Gayet güzel. Doğru zamanda doğru hareketler yaparak basitçe kill alabiliyoruz. İşte bak focus yemediğinde AD tek atıyor tamam mı? Dediğim gibi CC chain bir karakter varsa karşıda teki koyuyor sana. Vuramadın da AD kasmanın anlamı olmaz yani. Fight'ta daha fazla yaşarsanız en azından girçik yaparak, takıma double atarak, kalkan vererek, fight'a tekrar girip tekrar focus olarak ya da hasar tanklayıp tekrar çıkıp can doldurarak Kaniçen'le hayatta kalabilirsiniz. O yüzden Kaniçen her türlü OP bir item. AD kasacağınız durumlar da dediğim gibi hani neye göre AD, neye göre Kaniçen alıyorsun bilmem ne diye sorular geliyor da hem kendi takımına bağlı hem karşı takıma bağlı. Bak Alistar demin CC'ye attı. Ben elimdeki tüm hasarı atabildim adama, Q'yu düz attım bilmem ne, kaçmadı adam. Hani AD kasmamış olsam o kadar hızlı öldüremezdik, adam belki kaçardı. O CC esnasında yani hasarı çıkartamazdım. Lan ne yapıyor Buzet? Scuttle'ı alacağım diye intihar et diyor ha. Alamadı da işin garip tarafı. Kaniçen normalde ben hem hasar tanklayacağım hem de milletin arasına 3-4 kişinin arasına gireceğim savaşlarda. Kaniçen'in arkasına siterek çekiyorum direkt. Üçüncü item de duruma göre alıyorum. Drake'i de aldık. Çok fed olduğum için hani öyle de 3-4 kill aldı ya, ondan AD'miz iş yapıyor. Ama hiç kasamamış olsanız zaten item bitesiye kalmadan adamlar sen AD çıkmaya çalışsan, mesela dişlik ama aldın 0-0 gidiyorsun, farmın yok bilmem ne. GG oluyor birader. Kill alamazsan hiçbir boka yaramıyor değilsin o zaman. En azından kanıçen çıktığın zaman öyle durumlarda hasar tanklarken müsait bir zamanda kill alabiliyorsun. Adam flash'ı koydu Q'ye gitmeden ben. Sion'u bir çarptıracaksın. 40 çarpmışa döner de bunlar. Çarptıramadık da yolumu açmış oldu Sion'u ult atışım. Kötü de olmadı yani. Bir Q daha çaktık, kill aldık oradan. Master Key nerede? Master Key ölmüş. Tamam, hem bizim adam ölmedi hem bir kill daha aldım. Gene bir 3'te 3 daha attık Free'den. Yani demek istediğim hem kasamamışsın hem bakıyorum ben adam benliysin oynamadım daha bazı. Adam diye alıyor. 0 kill'i 0 asisti var da AD kasmaya çalışıyor. Bilader sen zaten
Hasarın yok. Fight'ta uzun kalamayacaksın. Tek yiyeceksin birazdan. Karşıda da CC var. Karşı kırılgan da değil. Ne işe yarayacak bu? Yani AD her takıma yetmez. Ama Kanchen almış olsa adam mesela. Hem hasar tanklıyor. Gir çık yapıyor. Canı doluyor. Bir şeyler bir şeyler bir sürü mesela. Ben o yüzden millete Kanchen'i öneriyorum daha çok. OP item çünkü baya Lee Sin'e çok iyi giden bir item. Benim oyun tarzıma uyuyor yani. Ben her itemle oynuyorum da. Lee Sin'i mesela AP kassam gene oynarım ben Lee'yi. Bana fark etmez de. Sizin için diyorum yani. Kanchen alırsanız kafanız rahat olur en azından. Girip de olan ben hangi skill'e basacaktım diyesi pek yemezsiniz. İlla AD kasacaksanız. Şura bir combo yapıştırsak aga. TL. TL beni. İzlen. Geliyor. Oy. Tren yaptık tren. Bilardo. Semih Saygıner yine. Yine Semih Saygıner stili. Efsane ötesi bir combo. Yani bu kombonun adını bilenler bilir. Dostu dosta kırdırma kombomuzdur. Kesinlikle videoya çekmeye yöne. YouTube'a da atmayacaksın kesinlikle. Rezil olmayalım diyerek. Efsane ötesi bir Jinx komboyla kontak tayfan mıydı o neydi diye. Bizim de dacak geçerlerdi yani kontak tayfan. Oy. Gene kitap gibi ezi kesildi adamlar. Gayet iyi. Herolarımız uygun yani adamlar ben bir şey yapmasam bile takım bir şey yapabiliyor. Orada bir şeyler denedik de adam W God'u kaçtı. Lee'yi bir kere kesersem kendimi challenger sayıyorum değerli dostum. Ben ölümsüz değilim ki ben de çok öldüğüm eller oluyor. Genelde fokus yayıyoruz tabi de. 4 ömrüm var fokusta fokusta. Oyun oynamasın bu. Flash geliyor 16 saniye adamlara pinkleyelim. Jinx ülü fesfat bir komboyla oyuna veda etmek istiyorum. Flash'ım geliyor. 3 saniye var. Düz vuruşluğunu alalım. İzle. İzle. Al olsun bununla 3-3. Ver 4'te 4'ümü. Gimme. Oy 4'te 4. Gençler videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. 4代目貴様は死以上の瞬身使いよの。My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.